Evet sevgili TV 264 izleyenleri, yine bir pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Sakaryaspor Başkent'ten radikal kararların, tartışmalı kararların maça damgasını vurduğu karşılaşmada 3-1'lik skorla Gençlerbirliği karşısında mağlup oldu ve zirve yarışında önemli bir yara aldı. Bizler de TV 264 stüdyolarında bu karşılaşmayı değerlendireceğiz ama stüdyomuzda önemli bir konuğumuz da sizlerle birlikte. Sakaryaspor Başkan Vekili Sercan Damar. Sercan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Özellikle böyle bir süreçte bizleri kırmayarak geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sakaryaspor'un dünkü karşılaşma sonrasında birazcık da aslında konuşulma ihtiyacı var. Sizler de aslında sağduyulu bir şekilde bunu gündemde tutmaya devam etmeniz. Ben bir basın mensubu olarak değil ama bir taraftar olarak mutluluk duyuyorum. İlerleyen dakikalarda aslında bu tartışmalı anları konuşacağız. Sezon boyunca artık kronikleşen, bir standart haline gelen Sakaryaspor'un hakem hatalarını konuşacağız. Yine davetimizi kırmayarak geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine Metin Osman da bizlerle birlikte. Metin, hoş geldin. Nasıl bir hafta oldu senin için? Hoş buldum. Değişik bir hafta oldu. Bu Ankara'daki olaylar, hakemin kararları. Sonrasında oyuncuların açıklamaları, oyuncuların açıklama yapmak için bir mikrofon bulamamaları. Garip değişik bir hafta oldu benim için de. Öyle diyeyim. Yani gerçek anlamda ne zaman sesimizi duyurmaya çalışsak Sakaryaspor'un sesi bir bastırılıyor. Bu ne kadar daha böyle gidecek bilmiyorum. Dünkü karşılaşmaya baktığımızda neler oldu, neler bitti diye bir anda 45 dakikada siyah ve beyaz gibi, aslında Turgay Karslan'ın da söylediği şekilde siyah ve beyaz şeklinde değişen kararlar silsilesi ve Sakaryaspor'un mağlubiyeti. Öncelikle sizden bir karşılaşma değerlendirmesi rica ederim Sercan Bey. Nasıl bir karşılaşma oldu sizin adınıza? Şimdi 11 maçlık bir güzel bir seri yakalamıştık. Ondan sonra devre arası. Biz zaten ne zaman bir form tutsak ya milli maç arası oluyor ya devre arası oluyor. Bu güzel seriden sonra Göztepe karşılaşmasında istediğimiz futbolu oynayamadık işin açıkçası. Çok fazla pas hatası yaptık. Aslında devre arasında çok iyi geçirdik. Yani kamp muazzam geçmişti. Beklentimiz yine seriyi devam ettirmekti. Ama öyle olmadı. Bir kaza yaşadık geçen hafta. Fakat bu hafta sonra araya bir kupa maçı girdi. Orada da kötü bir mağlubiyet aldık. Fakat bu hafta Gençlerbirliği müsabakasına müthiş konsantre oldu takım. Çok da iyi başladık. Bence sezonun en iyi futbollarından birini oynuyorduk. Özellikle orta sahamız çok iyi başladı maça. Zaten istatistiklerde de ezici bir üstünlük vardı ilk yarı. Sadece kontradan yediğimiz 1-2 pozisyon vardı. Devre arası hoca takımla görüşmüş. İşte gerekli şeyleri söylemiş. Fakat ikinci yarı başlar başlamaz hakemin muazzam, artık ince ince demeyeceğim, böyle kalın kalın doğramaya başladığını gördük. Tabii futbolcuların adrenalin yükselmeye başladı. Çok gerilmeye başladılar. Her pozisyon aleyhimize, foller çalmaya başladı. Yani korner olsun, taç atışı olsun, her kararında aksi şeyler yapmaya başladı. Mimikleriyle de zaten bir kastı olduğunu net bir şekilde belli ediyordu işin açıkçası. Yani futbolculara bakışı, böyle alaycı tavrı. Sonra yani bütün Türkiye izledi artık. Yani neden VAR'a çağrılmadı, çağrıldı da gitmedi mi onu da bilemiyoruz. Yani hiç bir penaltı yarattılar olmayan bir pozisyonda. Yani defalarca izledik. Futbolcular tabii öyle olunca inanılmaz gerildiler. Oradan bir gol yedik. Daha sonra yine orta sahada zaten özellikle Sinan ve Hasan'ın üstüne çok fazla oynuyordu. İşte çok sert ikaz ediyor. Yine alaycı tavırlar sergiliyor. Sinan'la Hasan'ı çok gerdi. Hasan'ın orada yine sinirlerine hakim olamaması. Kırmızı kart gördük. Ondan sonra takımın dengesi işin açıkçası iyice şaştı. Daha oyuncu değişikliği yapamadan zaten çok net iki faulün olduğu. Yani ben gri olarak görmüyorum. Bazıları gri olarak adlandırıyor ama yani bence Bülent'e çok net faul var.
Yani diğerine de ikili mücadele diyebilirsiniz ama bence de orada bir çekme var. Yani dirsekle bir boğazına bastırıyor. Ama yine VAR bir operasyon mu çekti yoksa hakem VAR çağırmasına rağmen gitmedi mi onu bilmiyoruz. Cihan o arada hakeme diyor ki 3 sarı kartım var. Hani sakin sakin VAR'a gitmenizi rica ediyorum sizden diyor. Dinliyorum diyor kulaklıkla. Gitmeyince Cihan kesinlikle küfür olmadığını net bir şekilde biliyorum. İtirazlarını sürdürünce onu da sarı karttan cezalı duruma düşürüyor. Ondan sonra zaten ipin ucu kaçtı. Yani verdiği kararların tamamı maç boyunca, işte maçın sonunda da artık nasıl bir egosunun olduğunu hep beraber gördük. Murat Cem'in hareketinde direkt müthiş kızarak arkasından böyle, yani taş gibi bir şey olsa herhalde kırmızı kart kafasına fırlatacaktı. O kadar aksi bir kırmızı kart gösterdi. O tartışılır tabii yani. Alaycı bir tavır mı sergiledi Murat? Yani ben insani olarak söylüyorum bunu. Hak ettiğini yaptı. Ama profesyonelliğe yakışır mı? Onu kamuoyuna bırakıyorum. Ya şimdi Sakaryaspor konuşuyor sürekli. Yani bu sezon mimli hakemler var artık, biz dile getirmekten sıkıldık. Kardeş hakemler var. Her Sakaryaspor maçlarına geldiğinde bir problem yaşadığımız. Çok uzağa da gitmiyorum mesela. Şimdi Eryaman Stadı'ndan aklıma geliyor. Halil Umut Meler çok uzak değil. 3 sezon önce playoff finalinde bize neler yaptığı ortada. Evet. Yani Sakaryaspor'un sistematik olarak bir hakem hataları, tartışmalı hakem kararları. Yani 2 hafta olmazsa 3 haftada bir biz bunu yaşıyoruz. Şimdi Gençler Birliği karşılaşmasına baktığımız zaman kazanmamız durumunda Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada Göztepe henüz biz programa girerken başlamamıştı. Programın sonuçlanmamıştı ama diğer sonuçlara baktığımızda avantajlı konuma geçeceğiz. Kocaeli Spor ile aradaki puan farkını koruyacağız. Ama 45 dakikada ne olduysa, yani biz, yani ben gözlemimi söyleyecek olursam 97 dakikada Ankara'da bir operasyon yapıldı Sakaryaspor'a. Yani bu sadece Ankara'da da yapılmadı ama. Burada da yapıldı, Kocaeli Spor maçında da yapıldı, önceki haftalarda da yapıldı, Altay maçında da yapıldı. Yani ilerleyen dakikalarda fikrinizi soracağım. Mesela Sakaryaspor niye 2 maç sağ kapatma cezası alıyor, 2 maç blok kapatma cezası alıyor, 4 maç taraftarıyla cezalandırılıyor? Anlam veremiyoruz. Yani Cumhur Genç'in de açıklamaları oldu geçen hafta statta. Onlar da hala hafızalarımızda yerini koruyor. Ama yani bu Sakaryaspor'a yapılan sistematik hataların artık bir alışkanlık haline gelmiş hataların yorumunu ben sizden merak ediyorum. Bir yönetici olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz basın mensubu olarak anlam veremiyoruz. Şimdi şöyle diyeyim. Bir kere darmadağın olmuş bir MHK var. Son 10 yılda 10 kez başkan değiştirmişler. 8 farklı isim gitmiş gelmiş. Yani bununla ilgili istatistik araştırmadım ama muhtemelen Avrupa liglerinde hani, yani adam emekli olmadığı sürece 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl falan o kurumun başındakiler görev yapıyorlardır. Çünkü çok fazla konuşulmayan bir kurum aslında baktığınız zaman. Buna da izin vermiyorlar federasyonlar, yani çok fazla hakemlerin konuşulmasına. Fakat bizde yani 10 yılda 10 kez başkan değişikliğinin olması zaten darmadağın bir MHK demek. Yani yabancı hakemlerin konuşulduğu artık. Hatta yani İşte gördüğünüz hakeme bir darp olayı oldu birkaç hafta önce. Tasvip etmiyoruz ama yani insanların artık sabrıyla, psikolojisiyle oynar pozisyona. Yani gerçekten Ankara Gücü aşığı bir adam. Ankara Gücü camiasından tamamen gitti. Bir şekeri yükselmiş. Hakemi darp etti. Tasvip etmediğimiz bir durum bu arada bu. Fakat artık o kadar fazla oynuyorlar insanların ayarlarıyla. Şimdi yani biz tribünde dün, ben yönetici olarak bir deplasman tribündeyim. Yani mümkün değil ayağa kalkmam, tepki göstermem. Artık dayanamadık. Yani tahammül edemiyoruz falan. Hani seyirciyle diyaloğa girdik. Artık iş o noktaya geldi. Çünkü gözümüzün önünde bildiğin doğru dağken bizi. Yani ve bununla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani federasyona ağzınızı açıyorsunuz.
10 maç ceza, 5 maç ceza. Ya Kocaeli maçında ne vardı Allah aşkına? 2 hafta önce. Şu Kocaeli maçını bir düşünün yani. Yani Türkiye statlarında neredeyse her maç öyle geçiyor. Yani taraftarın olduğu her maç öyle geçiyor. 4 maç ya. Yani 2 maç net stadı kapattılar. 2 maçta tribünleri kapattılar. 4 maç seyircisiz oynayacağızmış. Ne vardı? Yani Türkiye'de seyircisiz mi oynatmaya çalışıyorlar bu ligi? Yoksa camia takımlarını yani düşürmek, tamamen Türkiye'den silmek mi istiyorlar? Yani hiçbir anlam veremiyoruz biz işin açıkçası. Yani öyle bir hale geldik ki bir başkan takımını sağdan çekiyor. İşte İstanbulspor örneğinde. Öbür başkan gidiyor hakeme saldırıyor. Sahanın ortasında yabancı hakemler konuşuluyor Türkiye'de. İşte özellikle son 2 yıldır yabancı hakem gelsin mi gelmesin mi tartışmaları var. Yani bu kadar darmadağın bir MHK'nin nasıl toparlanacağı yani hiç düşünemiyorum. Bağımsız olması lazım. İlk adım bence bu olması lazım. Hani konu buraya geldi diye söylüyorum. Erhan gitti, Metin geldi diye MHK'nin de değişmemesi lazım. MHK'deki görevli kişilerin bir kişiye ya da bir kuruma bağlılığı olmaması lazım ki rahat kararlar alabilsin. Mesela dün infial yaratan maçın Gençler Birliği Sakaryaspor maçı sonrasının VAR hakemi başka bir karşılaşmaya, Süper Lig maçına bir gün sonra atanmaması lazım. Bunu biz defalarca gördük. Yani evet, Faruk Hoca'nın hakemi yumruklaması, İstanbul Spor Kulüp Başkanı'nın takımı sağdan çekmesi hep ana konu başkanların aksiyonu oldu. Akıllarda kalan hep bu oldu ama olayların bu noktaya nasıl geldiğini atlıyoruz. Ben Faruk Hoca'nın Halil Umutmeler'i yumruklama olayı sonrasında şöyle bir yorum yaptım. Yani doğru bulmuyorum ama olaylar nasıl bu noktaya gelmiş, bunu da bir şapkamızı önüne koyup düşünelim. Şimdi Kocaeli Spor maçı ve sonrasında verilen cezalara bakıyoruz. Bence bu bir ceza yöntemi. Ama hani kulübe disiplinsizlikten kaynaklı yapılan bir ceza yöntemi değil. Yani Sakaryaspor'un önünün kesilmesi için yapılan bir şey. Eyüp Spor karşılaşmasında Kocaeli Spor maçında sahaya birçok yabancı madde atıldı. Yani sosyal medyada belki kendimi rahat ifade edemedim ama benim söylemek istediğim Kocaeli Spor'a da 3 maç ceza verin değil. Bu Türkiye'nin herhangi bir X stadında olabilecek gerginlik, tribünlerin olduğu yerde olabilecek şeyler. Yani 3 tane, 4 tane ya da 10 tane su şişesi geldi diye, maç 1 dakika durdu diye, yani oradaki 60 bin ya da hani direkt maç üzerine konuşalım, 20 bin, 25 bin kişiyi cezalandıramazsınız. Şimdi Kocaeli Spor taraftarı da 2 maç giremesin demiyorum ben. Bunlar normal. Futbolun içerisinde biz yani İngiltere'de futbol izlemiyoruz ya da Hollanda Ligi'nde sahip bir bardak geldi diye maçlar tatil ediliyor ama burası orası değil. Burası hani kaos ülkesi. Bir başkan yani belki de hayırlı oldu. Ben Cumhur Genç veya sizden bekliyordum en son sahaya inmenizi. Yani Sakaryaspor o kadar üst üste olaylar gerçekleşiyor ki yani bizim şampiyon olduğumuz yılda da hani sizi burada konuk etmiştik. Siz de hatırlıyorsunuz Sarıyer maçında daha sezon başlar başlamaz. Hani tabiri caizse kafası kesilmek isteniyor hemen Sakaryaspor'un. Yani hayallerindeki lig 18 tane İstanbul takımının ya da 15 tane İstanbul takımının, 3 tane Ankara takımının, 2 tane İzmir takımının olduğu bir lig mi bilmiyorum. Öyleyse bence çok makul. Sakaryaspor'da lig B diye bir ligde oynasın da en azından hani bir hayallere kapılmayalım. Ama bu şekilde nereye kadar gidecek? Yani biz her yıl geçen sezon bakalım, 2 tane Altay karşılaşması. Yine akıllara gelen birçok karşılaşma. Yani Sakaryaspor'un kritik 6-7 puanı ve şampiyonluğu, Süper Ligi kaç puanla kaçırdığımıza bakalım. Bu yıl da aynısı olmaya başladı. Şimdi 2 hafta, 3 hafta bizim için sakin geçecek. Sonrasında yine bir kırılma anında, bunları sürekli yapmamıza gerek yok zaten, bir kırılma anında. Bu hafta bence kırılma anlarından bir tanesi. Biz geçen hafta Metin Osman'la birlikte burada konuşurken ben Kocaeli Spor'un Eyüp'ü yeneceğini, Eyüp'ün o makası yavaşça kapanacağını, aslında geride kalan 2 yıl, 2 sezonda olduğu gibi geriden biz Kocaeli ve Göztepe arasında şampiyonluk yarışının geçeceğini düşünüyordum. Ama yani hakeme hesaplayalım. İlker Yasin Avcı yani mükemmel bir maç yönetti. Tebrikler. Yani bir Gençler Birliği'nden bir oyuncu daha oraya koysanız bunu yapamazdı.
Şimdi Ümraniye Spor gelen sorular var. Buraya geçeceğim. Onların da görüşlerini yerine getireceğim, dillendireceğim. Ama yani mesela Ümraniye maçı da bizim için sıkıntıya girdi şu an. Tabii tabii. Yani işin açıkçası tamam bu maçta bir 3 puan kaybettik. Bu arada İlker Yasin Avcı büyük bir ihtimalle ödüllendirilir. Bakın önümüzdeki maçlara hemen var hakemi olur. Hemen büyük bir maça verilir. Bundan sonra muhtemelen sezon sonuna kadar güzel güzel maçlar alır. Şöyle yani işin kötü tarafı Sinan cezalı. Muratcan cezalı. Hasan cezalı. Cihan cezalı. Paramparça etti takımı ya. Yani Ümraniye maçına giderken gerçekten takımın yani Eyüp maçında da biz çok eksikle oynayıp kazanmıştık. Fakat yani sadece bu haftayı bitirmedi. Yani önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın da maça da etki etti. Yani inanılmaz bir operasyon çekildi Sakaryaspor'a. Ama yılmayacağız. Dün Cumhur abi söyledi, yıldıramayacaksınız diye başlattı. Yani İlker Yasin Avcı özelinde de söylüyorum. Muhtemelen iyi bir maça hemen atanacaktır. İşte yine her zaman söylediği gibi, dün de kapattığı gibi Cumhur abinin. Yani bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız. Rezil etmezler İlker Yasin Avcı'yı. Hemen bir maçla ödüllendirirler. Bu konuyu da öyle geçiştirirler. Yani yine dünkü maç üzerinde konuşacak olursak yine bir soyunma odası ve sonrasında hakemin galiba kaptanlarla bir diyaloğu olmuş. Orada neler yaşandı? Yani benim de statta kulağıma geldi ama siz birinci muhatap olarak. Şimdi şöyle, hakem özür dilemiş, futbolcularımızın söylediği. Hakem özür dilemiş, hakkınızı helal edin demiş. Cihan'ı odaya almış, onunla konuşmuş. Yani günah çıkarmaya çalışmış. Yani bir şey olmayacak. Yani ne olursa olsun eminiz. Futbolculara ne hakkınızı helal edin dese de ya çocukların emeği çok büyük. Yani bu haftasını yedi. Önümüzdeki haftası için bir adım da attı. Sakaryaspor'un önünü kesmek için. Özür dilemiş futbolculardan. Terbiyesizlik başka hiçbir şey değil. Yani artık sözün bittiği yerdeyiz Sakaryaspor için. Ama yılmayacağız. Yani biz yaşadık bunları daha önce. Çok yaşadık. Bunlara rağmen şampiyon da olduk. İnşallah sezon sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Bunları da unutacağız. Yani Allah takımın yolunu açık etsin diye. O zaman biraz daha saha içine doğru gidelim. Yani Sakaryaspor'un ilk yarı çok iyi bir noktada futbol olarak tamamladığının farkındayız. Sezonu istediğimiz gibi başlayamadık ama ikinci yarın girerken çok umutla girdik. Çünkü oynanan oyun, galibiyet serileri, en azından yenilmeme serilerimizle birlikte. İkinci yarı kamp süreci ve Göztepe mağlubiyetiyle başladık. İlk yarı evet biraz daha uzun olduğu için ve ikinci yarı yorumunuzu rica edebilir miyim Sercan Hanım? Şimdi bu 5. dönemim benim. Her zaman yani biz çok az maç kaybettik bu yönetimle beraber, bu ekiple beraber. İşin açıkçası çok alışkın değiliz kaybetmeye. Geçen sene PTT'ye çıkınca yani 1. lige çıkınca yine söylemiştim bir görüşmemizde. Çok alışkın olmadığımız şeyler bu bizim maç kaybetmelerimiz. O yüzden işin açıkçası yani bu fikstür kolay zor demek istemiyorum ama zor maçlarla başladık sezona. Fakat şunu biliyorduk yani ilk 7-8 haftadan sonra muazzam bir seri yakalayacağımızı biliyorduk. Yani hatta Çorum maçında müthiş futbol oynadık. Tuncay Hoca'yla maçtan sonra ben bir sohbet etmiştim. Ya hocam dedim yani o kadar iyi oynadık ki yani böyle oynarsak ilk yarı lider bile bitirebiliriz. İlk dördün içinde kesin bitireceğiz dedim. Ve öyle de oldu zaten. Gerçekten çok iyi futbol oynadık. Bir kere ligin en fazla hücum yapan 1900 küsür olması lazım. Hücum yapan takımıyız. İstatistiklerin hepsinde ilk 6'dayız. Yani bütün pozitif istatistiklerde hep ilk 6'dayız. İyi de bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yani takımda 11'imizde son 5 yılda bu ligde 7 şampiyonluk görmüş futbolcu var. Toplamda alt liglerde 6 şampiyonlukla beraber 13 şampiyonluk görmüş futbolcu var. Yani bu
kadronun içinde. Çok iyi bir takım baktığımız zaman. Yani yine her zamanki gibi geçen sene olduğu gibi işte geçen sene küme düşecek diyorlardı bu takım için. Şampiyonluğu son 2-3 hafta verdik biz. Playoff oynadık yine. Bu sene de yine öyle başladı. Yine transfer yok, işte başarısız takım gibi. Ama yine çok iyi bir ilk yarı bitirdik. Finişi yaptık. Keşke ikinci yarıya da öyle başlayabilseydik. 2-2. Aslında yani çok olma durumu vardı 2-2. Ya bundan sonra şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yani bu kadroyla çok ısrarla bu kadronun eksik bir kadro olduğu konuşuluyor. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bu kadronun bu haliyle bile çok rahat bu ligi ilk üçte bitireceğine inanıyorum. İnşallah da şampiyon olacağız. Kadro yorumu alalım o zaman. Hani şu an izleyenlerimiz de soruyor. Mesela transfer olacak mı bu kadro? Yine söylüyorum, yetersiz diyen izleyicilerimiz var. Yani profesyonel gözde, yani 5 dönemdir Sakaryaspor Kulübü'nün içerisinde aktif olarak görev alıyorsunuz. Bir kadro yorumu alalım sizden. Şimdi ben geniş kadro taraftarı olan bir yönetici değilim. Bu tabii benim kişisel düşüncem. Biz 14 kişiyle Karabük finalini kaybettik. O kadardık yani. Hani diğer futbolculara kadrodaki ayıp olmasın ama yani girenler 2 kişi, 3 kişi değişiklikle Karagümrük finalini kaybettik o sene. Yani şampiyon olduğumuz sene devre arası yaptığımız transferlerin ikinci yarı ne kadar yararlandınız dersen bir maksimum 2 tanesinden faydalandık. Kimler var? Şu an Raşat kadromuzda. Sadece Mikail gitti. Evet. Sadece Mikail'i kaybettik. Bir de Bilal'le fesih görüşmeleri yapıyoruz. Bilal sakatlıktan dönemedi. Şimdi kanatları düşünüyorum. Hani çok kısa hemen takımı anlatayım, bahsedeyim. Çünkü öyle bir oluyor ki yani bomboş bir takımız diyalogları var tribünlerde. Şimdi Eyüp'ün elinin üstünde futbolcusu var. Geçen sene 10 puan öndelerdi. Playoff'u son hafta aldıkları galibiyetle işte oynadılar. Şimdi Cihan 2020-2021'de şampiyonluk yaşadı kalecimiz bu ligde Altay'da. Şimdi kanatlarımıza bakıyorum. Ali ile Oğuz var. Son 2 yılda ikisi de şampiyonluk gördü. Ali Samsun'la şampiyon oldu. Yani sol tarafa geçiyorum. Bülentler var. İkisi de son 4 yılda biri 2 şampiyonluk, biri 1 şampiyonluk gördü. Şimdi nereye transfer yapabiliriz? Kanatları geçtik, kaleyi geçtik. Stoperleri konuşalım. Her zaman yani taraftarın dilinde olan. İşte Erdi ikincilikte şampiyon oldu. Süper Lig'e transfer yaptı. Süper Lig'de bir ara oynadı, tam oynadı. Çağlayan bizle şampiyon oldu. Donkor Inter altyapısından çıkma. Yani bu sene zaten taraftarın da en beğendiği herhalde futbolculardan biridir Donkor. Orada ironi var. Evet, aynen öyle bir şey var. Ya hoca tercihleri diyelim. Başka açıklaması olmasın. Kanada gidelim. Roshi Arnavutluk milli takımında 67 maça çıkmış ki Arnavutluk milli takımı Avrupa Şampiyonası'na gidiyor biliyorsunuz. Ki Roshi de bu sene kadrodaydı. Yani çok maç dakika alamadı ama kadrodaydı. Yani bence zaten taraftarın da sevdiği bir futbolcu. Rotman yani Süper Lig'de 120, bu ligde 150 maçı olan bir futbolcu. Muratcan geçen sene 33 Süper Lig oynadı. Delvalle gene bu ligde 2 şampiyonluğu var. Yani zaten neler yaptığını görüyoruz son haftalarda. Şimdi Sinan'la Hasan çok fazla eleştirilen ikili. Tamam Sinan formunu bulamadı. Kabul ediyorum. Fakat Sinan'la Hasan 2 sene önce Adana Demirspor şampiyon yaparken beraber 30 gole katkıları vardı yani. 18 gol 12 asist. Bu ikili yaptı bunu Adana Demirspor ve bu ligde yaptı. Yani Sinan adı geçtiği zaman biz hani işin açıkçası çok zor. Yani Sinan'ı almamız çok zor diyalogları vardı işin açıkçası yönetimde. Hem Eyüp Spor bırakmaz hem de Süper Lig konuşuluyor. Buraya gelmez. Çok eleştirdiğimiz Sinan. Ya futbol gerçekten psikoloji çok önemli. Yani özgüven eksikliği şu an Sinan'da var. Yani dün maça bakıyorsunuz. Vuracağı ya Sinan'ın çatır çatır atacağı goller onlar. Yani çok rahat vuracağı sağa sola çatala yok. Özgüven eksikliği var yani. Bir tane atsa Sinan bakın sezon sonuna kadar nasıl bir Sinan izleyeceğiz yani. Yani bakıyorum Burak.
gene alt ligde iki şampiyonluk gördü. Bizle de beraber bir devre oynadı. Yani Kosongo geçen sene gol kralı olan Paşao'dan az oynamasına rağmen 19 gol 3 asisti var. Şimdi Dino'nun transferinde ne kadar sevindiğimizi, taraftarında ne kadar sevindiğini biliyoruz. Kocaeli Spor'la olan çekişmemizden ötürü. Ki müthiş bir burada ilk kere oynamıştı Kocaeli'de 2 sene önce. Sonra hatta Kocaeli'nin küme düşmeye giden bir o gittikten sonra serüveni oldu. İşte Raşat Muhammed. Raşat Muhammed geldiğinde çok umutluydu. Geçen sene 10 gol 2 asist Raşat. Ama olmadı. Yani aşı bazen tutmuyor. Şimdi Raşat hala kadromuzda. Yani ben devam edeceğim. İkinci yarı kendimi göstereceğim derse belki kadroda durmaya devam eder. Şimdi dediğim gibi çok değerli futbolcular var bu takımda. Yani son tekrar etmek istemiyorum aslında ama yani son 5 yılda bu ligde 7 şampiyonluk görmüş futbolcu var. Yani şimdi alalım. Ya bir de şöyle oluyor. Kadro ne kadar genişlese takımda rekabet artıyor diyorsunuz ama çok fazla küskünlük başlıyor. Şimdi Mikail neden ayrıldı bu takımdan? Mikail ilk 10-11 hafta ilk 11 oynadı. Sonra 7'ye düştü. 11 oynayacağım bir takıma git. Keçiören yani daha küçük bir profil bir takımmış gibi sakın algılanmasın bu. Çok değerli bir takım Keçiören. Artık bu ligin gediklisi. Fakat orada da daha gider gitmez de 11 oynamaya başladı zaten. Orada daha rahat oynayabileceğini. Çünkü Sinan'ın olduğu, Rotman'ın olduğu, Hasan'ın olduğu, Murat'ın olduğu bir orta sahada Mikail anladı ki ben artık yedek kalacağım ve gitmek istedi. Onun yerine bir transfer yapabilir miyiz? Yapacağız inşallah. Bakıyoruz. Ama transfer işi de yani bir futbolcu almış olmak için almak kadar yanlış bir şey yok yani. Doldurun. Ondan sonra takım içi gruplaşmalar Eyüp'ün geçen sene düştüğü duruma düşersiniz. Samsun'un yıllarca yaşadığı duruma düşersiniz. Başkan ne zaman ki çılgın transferler yapmayı artık Samsun Spor'da bıraktı. Daha değerli toptu. Daha dar kadro. Şimdi Samsun Süper Lig'de. Hatta geçen sene işte Galacticos denen dün Fenerbahçe'yi işte puan aldılar baktığın zaman. Yani futbol tamam taraftar transfer istiyor. Transfer güzel. İşte heyecanlanıyoruz. Yeni adamlar. Yani Del Valle ya. İlk 11 hafta ne golü var ne asisti. Tribünde izliyorum ben maçların çoğunu. İnanılmaz bir tepki. Nereden buldunuz bu adamı işte şöyleydi böyleydi. Del Valle şu an takımın kralı. Neler yaptı? 10 golden fazla katkısı var şu an takıma. Yani transfer yapmış olmak için biz transfer yapmayacağız. Her bir futbolcu gitmek ister ya da iyi bir talebi çıkar. Dediğim gibi ben daha önce de programda da bunu söyledim. Sakaryaspor'a transfer hiç bitmez. Ama bizden öyle 3 adam 5 adam alacak öyle bir şey beklemesin kimse yani. Çünkü biz öyle şeyler bugüne kadar hiç yapmadık. Çünkü devre arası yaptığınız transferlerden çok fazla faydalanamıyorsunuz. Çünkü kimse elinde iyi oynayan futbolcuyu vermiyor. Şimdi Mikail bizde ilk yarı. Bütün maçlarda ilk 11 oynayan bir futbolcu olsaydı. Çok katkısı olan. Biz Mikail'i bırakır mıydık ya? Bir de Süper Lig'den bu lige gelmiş. Şimdi alın Süper Lig'den o zaman. Bu ligden zaten oynayan topçuyu kimse kolay kolay vermez. Süper Lig'den alın o zaman diyecekler. Ya Süper Lig'de de bu iki lig arasında çok fark var. Yani şimdi bizim buradan taraftarımızın davul zurnayla yolladığı Burak Süper Lig'de Bekeroğlu'ndan bahsediyorum. Süper Lig'de 11 oynuyor. Çok farklı. Standartlar çok farklı. Oyunun oynanışı çok farklı. Yani biz transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Ama futbolcularımıza iyi teklifler gelir ya da gitmek ister futbolcumuz mutsuzdur burada. Bu iki hafta kaybettik bir motivasyon eksikliği hissederiz. Göndeririz. Eksiklerimizi tamamlarız. Yine gelen ve not aldığım sorulardan soracak olursam. Yani belirlenen bölgeler şu an yani bir orta saha dediniz ama başka kafanızda olan ya şu bölgede bir takviye yapabiliriz dediğiniz şöyle futbolcu gitmediği sürece kadromuzdan biz şu anda futbolcu arayış içinde değiliz. Net şuraya bir adam alacağız, buraya bir adam alacağız demiyorum. Ama biz yıllardır zaten bu ligi izliyoruz. Alt ligleri izliyoruz, Süper Ligi izliyoruz, bütün maçları izliyoruz. Bir futbolcu için fırsat olsa Sakaryaspor için işte Sinan Kurt mesela bizim için fırsattı. Yani
olmayacağını düşünüyorduk ama oldu. Yani olursa öyle bir adam neden almayalım? Ama yani şimdi bir de futbolun gerçekleri var. Yani futbolun demeyeyim de Türk futbolunun bir gerçeği var. Yani gerçekten ekonomik olarak futbol takımların düştüğü durumu biliyoruz. Şimdi biz ödemelerimizi günü gününe yapmaya çalışan bir yönetimiz. Yani neredeyse takıma borcumuz yok diyebilirim. Öyle gidiyoruz. Yani bir maçın primi 1 milyon ya. Ve bu Türk futbolunun gerçeği, primsiz olmuyor bu iş. Yani siz biliyorsunuz yani en az benim kadar biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. Prim denen bir gerçek var. Bir maçın primi 1 milyon. Sadece yılda ödenen prim 30 milyon. Yani deplasman galibiyetlerinde bir tık üstü oluyor. Büyük maçlarda 2 milyon, 2,5 milyon işte Kocaeli maçının primini biliyorsunuz siz. Yani muazzam paralar. Şimdi futbolcu aldık. Bir futbolcunun maliyeti bonservis vermeseniz en az 7-8 milyon. Primiydi, oraydı, zıvı 10 milyon. 10 milyon maliyeti var bir futbolcunun. Yani Sakaryaspor'un gerçekten çöpe atacak parası yok. Yani o kadar zor şartlarda kulüp yönetmeye çalışıyoruz ki. Yani bu süreçte bir iki kere bir deneme oldu. İşte birileri geldi falan. Neler yaşadığını bu camianın biliyorsunuz yani. Biz ne mücadeleler verdik tekrar bu takımı bu hale döndürmek için. Ya bizden önce yani 2019-2020 diyeyim. 2018-2019 sezonundan önce Sakaryaspor'da transferin açılıp açılmayacağının konuşulmadığı hiçbir transfer dönemi yoktu diyebilirim. Yani siz daha çok camianın içindesiniz. Hep transfer açılacak mı, açılmayacak mı? Son gün mü açılacak, ne zaman açılacak? İşte yine bir ara bir şey oldu. Bir başkan değişikliği olmuştu. O dönem gene bunları konuşmuştuk. Transfer açılacak mı, açılmayacak mı? Ya şimdi biz transfer yaparız. Transfer yapmak çok kolay. 5 kişi aldın. 50 milyon en az yükledin. Gittin. 50 milyon borç bıraktın. Hadi mevcut takımı her şeyi götürdün. 50 milyon borç bıraktın. Ya bizden sonra yani bir de şu var. Biz yani sezon başında Cumhur Genç'te yaptığınız, başkanımla yaptığınız söyleşide başkanım çok net açıkladı. Ben sezon sonu bırakıyorum dedi. Yani biz sezon sonu bırakıyoruz. Biz Sakaryaspor'u bıraktıktan sonra kimseye yük bırakmak istemiyoruz. Yani biz transferin tahtasının kapalı olduğu bir Sakaryaspor aldık ama artık konuşulmayan bir Sakaryaspor bırakmak istiyoruz. Futbol 150 milyon bu yılki Sakaryaspor'un takım bütçesi ve deplasman giderleri. Hadi onları yönetim karşılıyor diyelim. İşte futbolcuların konaklamasıydı, tesisti, personel gideriydi. 150 milyon bir maliyeti var kulübün. Yani bu seneye bu şartlarda en az 200 milyon olacak. 50 milyon da biz borç bırakmayalım. Yani biz transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız işin açıkçası o. Yine gelen sorulardan... Mesela isim de soruldu. Mehmet Akgüs süreci oldu mu? Gelmek istedim ya da sizin böyle bir talebiniz oldu mu devre arasında? Futbolu burada bıraktığına dair. Bizim böyle bir talebimiz olmadı diyebiliyorum. Yani görüşen yönetici arkadaşlar olabilir. Ben transfer komitesinde değilim. Bizim öyle bir talebimiz olmadı. Mehmet Akgüs çok değerli. Buranın çocuğu. Yani Sakaryaspor forması altında futbolu bırakmak tabii ki de ister. Ama şu anki kadro planlamamızda yok. Yine aslında sözlerinizden kaynaklı gelen sorulardan bir tanesi. Yani Sakaryaspor'un şu an transfer yapmamasıyla doğru orantılı olarak hani mali anlamda bir problem var mı yok mu? Hani transfer tahtası kapalı ya da açık anlamda söylemiyorum buna. Bir bütçe var mı yok mu şeklinde. Çünkü çok fazla soru var. Yani söyledikleriniz aslında tam geçmedi mi acaba izleyenlere şöyle, ama. Şöyle transfer anlatamadım ben o zaman. Evet. Ben anlatamadım. Ya sözlerinizden şöyle araya gireyim, hem de size düşünme fırsatı vereyim. Sözlerinizden hani Sakaryaspor'un çöpe atacak parası yok. Evet. Evet, bu bence böyle de olmalı. Yani bu sene Cumhur Genç ve yönetim bırakmayacaksa dahi böyle olmalı. 10 sene daha, 5 sene daha devam edecekse dahi ama transfer yapılacak ama bu sözlerinizin altında biliyorsunuz taraftarımız şimdi, hep bir şeyler de aramaya çalışıyor ya. Şöyle o zaman özetleyeyim. Şimdi 5 tane futbolcu aldık diyelim. 10'ar milyon maliyetleri. 2'şer milyon para verdik diyelim futbolculara. 10 milyon parayla 10 milyon parayı yarın çıkarıp veririz. Problem değil. 10 milyon parayı çıkardık, verdik. 5 futbolcuyu aldık. Bunların maç başları,
sezon sonuna kadar primleri 50 milyon bir yük Sakaryaspor'a. Şimdi transfer yapacak bütçenin olmaması gibi bir şey yok kulüplerde. Bak bunu bilin. Transfer tahtanız açıksa 10 tane de adam getirirsiniz, 15 tane de adam getirirsiniz. Çünkü futbolcu eninde sonunda ben paramı federasyondan alırım diyor. Yani biz Sakaryaspor yani şu düşündüğümüz için bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani futbol yarın 5 tane biz Süper Lig'den adam getirdik, kontratlarını yaptık, bitti. Bu yük Sakaryaspor'un yükü olacak. Bizim yükümüz değil. Yani bunları düşünerek transfer yapmamız gerekiyor. Ya oynamayacak futbolcular. Şimdi biz Bilal'e para ödemedik. Sakattı, riskti. Aldık ama para ödemedik. Yani aldığımız futbolcular. Şimdi bizim kadromuz mesela ligdeki muhtemelen ilk 10'a girmez bütçe olarak. Maliyet olarak. İlk 10'a girmez. Ama şampiyonluk lider olamadığımız zaman taraftarın müthiş bir tepkisi var. Kaç bin ortalamaya oynuyoruz? Biz 9.000. Bizim storumuzun cirosu ne? Muazzam düşük. Yani muazzam düşük. Yani ben de taraftar olarak transfer isterim. Yarın öbür gün tribüne gideceğim. Bu sezon sonundan itibaren yokum. Tribüne gideceğim. Tabii ki de diyeceğim. Çok kötü adam alın, şunu yapın ama bu bilinçle artık olacağı için muhtemelen bir transfer isterken, bir şey beklerken ya dur bir sabredelim. İşte takım iyi. Ya bakıyoruz işte ya kanatlarımız bizim muazzam. Şimdi üstünden geçiyorum. Ya kanat alın ısrarı var mesela. Ya Roshi bir kanat, Del Valle bir kanat. Bugün bu ligin her takımında banko oynarlar. Banko oynarlar ya. Hepsi ısrarla ister. Şimdi Burak. Ya Burak'a gerçekten çok iyi teklifler geliyor yani. İyi teklifler geliyor. Şimdi Burak bu ligde de playoff oynayacak bir takımda rahat rahat oynar. Alt lige gitse fark yaratır. Şampiyon yapar. Şimdi Kosongo. Kosongo yani 19 gol atmış bu adam geçen sene. Yani biz şimdi bu kadroya ne yapacağız? Bunların üstünde adam almamız lazım. Bunların üstünde adam almamız lazım. Kim? Israrla söylüyorum. Kimse şu anda iyi olan adamını sana vermez. Yani alacağın adamlar mutlaka takımlarında ya yedek düşmüş ya formsuz. Böyle adamlar olacak. O yüzden biz paramız var. Öyle bir derdimiz yok ama transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Doğru ismi bekliyoruz. Peki bu da aslında benim sorum. Sonrasında Metin'e de bir sözü vereceğim. Sormak istediği bir durum var mı diye. Mesela Mikail evet gitmek isteyen her futbolcu aslında bunun Cumhur Genç Yönetimi'yle bir alışkanlık haline getirdik. Yani transfer yapmadığımız sezonlarda bile gitmek isteyen her futbolcuya müsaade edildi ama yerine bir isim bulunana kadar kadroda tutulamaz mıydı? Ya da oyuncuya biz transfer yaptıktan sonra gidebilirsin denmez miydi? Tabii ki de siz de bizler de tahmin edemezdik Ümraniye spor maçının orta sahamızdan yoksun bir şekilde çıkacağımızı ama yine futbol gerçekliği içerisinde kulübe gücünün kan kaybetmemesi anlamında orada bir hata yapıldığını düşünüyor musunuz? Şöyle tahminen yüzün üstünde futbolcuyla çalıştım. Ben futbol şube sorumluluğu da yaptım. Futbolcu psikolojisini de az buçuk biliyorum. Bir futbolcu artık oraya bir aidiyet hissetmiyorsa faydalanmanız imkansız. Yani imkansız. Biz daha önceki dönemlerde gitmek isteyen futbolcuları göndermediğimiz olmuş mudur? Olmuştur ki bundan tecrübe kazanmışızdır. Onun üzerine artık gitmek isteyen her futbolcu eğer bizim şartlarımızı yerine getirirse gönderiyoruz. O yüzden şu an Mikail işte gitmese miydi, kalsa mıydı falan. Yani bu orta sahanın içinde yani ben bu kadar hakem kıyımının olacağını bu yönetim ya da hoca nasıl düşünebilir ki? Aynı anda sen Murat Cem'in olmayacak, Sinan'ın olmayacak, Hasan'ın olmayacak. Yani aklımızın ucundan bile geçmiyordu yani. Biz 5 orta sahamız vardı. 5'i de ilk 11 oynayabilecek kalitede. Bunlardan Mikail gitti. Mikail'in boşluğunu dolduracağız. 5 orta sahayla devam edeceğiz. Metin, sana da söz verelim. Belki Sercan da var sormak istedim. Ben şunu soracağım başkanıma. Takımın yarısından çoğunun sözleşmesi bu sezon sonunda evet. Bitiyor. Bunu merak ediyorum. Mutlaka taraftarlar da bunları merak ediyordur. Hani, bu futbolcuların takımın önümüzdeki sezon, önümüzdeki süreçlerde akıbeti nasıl olacak diye. Şimdi bu konu bu liglerin işin açıkçası gerçeği. Yani daha önce biz çok yaşadık mesela. Ferhat örneğini vereyim. İşte Ferhat'ta yapılan uzun süreli mukavele. Ondan sonra yaşadıklarımız. Şimdi Mustafa Sal. Evet.
aşı tutmayınca ondan sonra futbolcular şöyle bir şey yapıyorlar. Aşı tutmuyor. Siz 3 yıllık sözleşme yapıyorsunuz futbolcuyla. Gidiyor asgari ücretten sözleşme imzalıyor ve kalan yılların parasını siz ödüyorsunuz. İnanılmaz paralar ödedik. Yani bugünün parasıyla belki gerçekten milyon dolarlar ödedik biz. O yüzden biz daha önce de hep onu yaptık. Genç futbolcularla mümkün olduğu kadar uzun, işte minimum 2 artı 1, 3 artı 1 sözleşmeler yapıyoruz. Onun dışında 1 artı 1'i geçmemeye çalışıyoruz yani sözleşmelerimizde. Çünkü bir oyun varsa zaten futbolcu da gitmek istemiyor. Yani bu liglerde kaç tane bonservisle giden futbolcu var ki? Yani çok nadir. Çok nadir. Başarılı oldu bir futbolcu. Eyvah bir yıllık sözleşmesi vardı, kaybettik dediğimiz bu liglerde kaç tane futbolcu var? Giden örneği de çok üst lige çıkıyordur zaten. Evet, üst lige çıkıyor giden de. O yüzden uzun süreli sözleşme yapmak, işin açıkçası bu liglerde intihar etmek. İş o noktaya geldi yani. Çünkü karşılayacak ya, o kadar büyük bütçeler var ki artık. Yani bir futbolcuya yıllık 7-8 milyon minimum veriyorsunuz. 3 yıllık yapıyorsunuz. Hatta bir dahaki yıla 10 milyon, 12 milyon ikna etmek için paralar veriliyor. Yani inşallah olmaz ama yani işte Süper Lig örneği. Bu ligde zannedersem 7 takımın transfer tahtası kapalı. Üst ligde de 6 idi ama 2 tanesi galiba kaldırıldı. 4 takımın galiba transfer tahtası kapalı. Sakaryaspor'u o duruma düşürmemek için biz uzun süreli sözleşme yapmıyoruz. Ben kişisel olarak bir şey merak ediyorum. İkinci lig şampiyonluğunda da yönetimdeydiniz. Geçen sezon ve bu sezonda. İkinci ligde şampiyon olduğumuz kadronun değeri, yani kurulan bütçe, geçen sezonki ve bu sezonki ne kadar? Mesela bu enflasyonu da anlayabilmek adına soruyorum aslında. Şöyle, 2018-2019 sezonu geldiğimde şampiyonluğu finalde kaybettiğimiz sezon her şey içinde 7 milyondu bütçe. Geçen yani şampiyon olduğumuz sene 30 milyon civarıydı. Geçen sene 60 hesaplamıştık, biraz geçti, 70-75 civarıydı. Geçen sene çünkü bir kur sıçraması, evet, da olmuştu. Aynen öyle. Bu sene de tahmini 120'nin üstünde olacak. Yani şimdi sadece takım bütçesi değil ama total. Şimdi ben şey çok net hatırlıyorum. Karagümrüklü sezonu söylüyorsunuz. Bir önceki mesela Afyon finalde dahil. Yani 4-5 milyonların konuşulduğu, hani 4-5 milyon bütçeyi, evet, toparlayan şampiyon olabilecek bir kadro. Yani ligde kalır ya da bu takım düşmez kadrosu değil, şampiyon olabilecek bir kadro kurarken bu yıl şampiyon 5 sezon önce şampiyon kadro, yani şampiyonluğa giden kadronun bütçesiyle futbolcu transfer ediyorsunuz. Evet. 10 milyon dediniz biraz önce. Evet, evet. Bir futbolcu ortalama, ya yani Sakaryaspor'da şu an oynayabilecek bir futbolcuyu almamız 10 milyon bir maliyete tekabül ediyor diyorsunuz. 7 milyon. Ya, bu noktada da işte Sakaryaspor'un aslında şuraya gelmek istiyorum. Kalıcı gelir konusunda ne kadar ilerledik? Aslında Cumhur Gelince bu soruyu sormak daha doğru olur. Hatta şöyle bir kendisini almışken ifade edeyim. Bugün de kendisiyle konuştuğumuzda söyledik. Bizim klasikleşen devre arası röportajımızı ne yazık yapamadık ama hem şehrin gündemi, hem bizlerin, hem Sakaryaspor'un gündemin yoğunluğunda ilerleyen haftalarda sözleştik. Cumhur Gelince'le o alışılagelmiş uzun röportajımızı da yapacağız. O da kendisi de şunu söyledi, hani bu sezon bir şey var da yapmıyoruz gibi oldu. Bunu da dile getirelim. İlerleyen haftalarda uygun bir programda hem kendisinin hem bizlerin uygun bir gününde gerçekleştireceğiz. Ya, bu noktada da işte sözü size bırakmak istiyorum. Sakaryaspor'un kalıcı geliri konusunda ne kadar ilerledik aslında? Geldiğinizden beri yönetim ana hedeflerinden biri de bu. Şimdi buna yasal mevzuatlar izin vermiyor diyebilirim. Özellikle bu son torba yasadan sonra artık kamu kurumlarının kulüplere resmi destek olması imkansız hale geldi. Sadece dolaylı olarak destek olabiliyorlar. Şehrin işte sanayi kuruluşları diyeyim ya da benzer ticari faaliyetler gösteren şirketlerinin üzerinden kalıcı gelirler elde edemiyorlar, yani sponsorluk gelirleri. Ama tabii bunlar mesela Kocaeli'nde muazzam rakamlar. Rakam vermeyeceğim.
Muazzam rakamlar yani. Şu an bizim bütçemizin iki katı falan adamların sponsorluk gelirleri var. Tabii onlarla bizi karşılaştırmak, onların sanayi hacmiyle bizimkini karşılaştırmak doğru bir şey olmayabilir. Antep'te de öyle. Şimdi bizim bu süreçte Ekrem Başkan muazzam destek oldu. Yani inanılmaz destek oldu. Yani yönetimin arkasında, yanında, önünde, her yerinde oldu. Yani, müthiş bir Sakaryasporlu. Bundan sonra da olmaya devam edecek inşallah. Ya işin açıkçası Zeki Başkan da, ben Zeki Başkan döneminde de, o son döneminde de yöneticiydim. O giderken, Zeki Başkan'ın yerine Ekrem Başkan gelirken, Zeki Başkan da çok iyi Sakaryasporludur. Yani o da, ben gözlerimle gördüm yani, elini taşının altına koydu. O çok mücadele ettiğini gördüm Sakaryaspor için. Şimdi bu değişmez. Yani işin açıkçası Yusuf Başkan geldi. İşte karşılama törenini görmüşsünüzdür. Böyle Ali İhsan Bey, o da sağ olsun her zaman başkanımızla görüşür, desteğini eksik etmez. Oraya karşılamaya çıkarken Yusuf Başkan, bütün milletvekilleri, Ali İhsan Bey hep Sakaryaspor atkısıyla çıktılar oraya. Yani Sakaryaspor bu şehirde ne olursa olsun en fazla etkileşim alan haber konusudur. Yani pazartesi günleri herkes güne Sakaryaspor'la başlar. Yani kim ne derse desin. O yüzden Yusuf Başkan da şuna eminim, Sakaryaspor'un yanında olmaya devam edecektir. Şimdi konuyu ben dağıtmayayım. Şunu araya sıkıştırıp söylemek istiyorum. Bizim için bu sene şu da çok etkili oldu. Sağ zemini. Biz sağ zeminini bir türlü çözemedik. Doktorun var. Yani deplasmanda bence daha iyi futbol oynuyoruz. Yani bu sağ zeminiyle alakalı. Çok konuştuk, haberler oldu. Yani yıllardır çözemediğimiz bir konu. Yani iklimden mi, yöneticilerden mi, bizden kaynaklı da mutlaka vardır problem. Bir sezon başında çok iyi diyorduk. Bir 15 günlük bir eksik bir işlem oldu. Ondan sonra sağ zemini bir daha toparlamadı. Şimdi işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama sene, önümüzdeki sezon için inşallah Sakaryaspor bundan sonra çok daha zeminlerde oynayacak. Çünkü hibritçim ihalesi yapıldı. Önümüzdeki sezon Sakaryaspor hibritçimde oynayacak. Onu araya sıkıştırıp söyleyeyim dedim. Kalıcı gelir işi. Şimdi kalıcı gelirle, dediğim gibi, kamu kurumları destek olamadığı için, yani Sakaryaspor'a nasıl kalıcı gelir? Sakaryaspor'a biz bir mülk edindirebiliriz. İşte Galatasaray örneği, Riva. Şimdi bunu ne yapmış? Şimdi bunların gelirleriyle tabii bizim gelirlerimiz karşılaştırılmaz. İşte yok parasına gitmişler, Riva'dan bir arsa almışlar. Şimdi Galatasaray 3-5 senedir bu Riva'nın kaymağını yiyor diyelim yani. Yani düşünüyorum, kalıcı gelir olan kulüpler, işte Antalya Spor'un birkaç benzin istasyonu var. Gaziantep'in yine öyle birkaç tane kira geliri var. İşte Keçiören'in gene ufak tefek bir işte düğün salonu var, kira geliri var. Ama zamanında yapılabiliyormuş bunlar, artık olmuyor. Yani işin açıkçası Ekrem Başkan çok mücadele etti bunun için. Sakaryaspor kendi kendine yetsin. Sakaryaspor'un ne belediye başkanlarına ne başka kimseye ihtiyacı olmasın diye çok mücadele etti. Biz de çok mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık. Ama bugüne kadar bir adım atamadık. Yani işte son gitmeden Ali İhsan Bey, biliyorsunuz, şu an şehrin abisi. Çok da genel başkan yardımcısı. Cumhurbaşkanımızla da sürekli beraber. Ali İhsan Bey'den o konuda destek isteyeceğiz. Yani bizim artık, dediğim gibi, sezon sonu zaten bırakıyoruz. Sakaryaspor'un geleceği için. Sakaryaspor artık yani siyasetle anılmasın diye, Sakaryaspor artık devletle, devletin kurumlarıyla anılmasın diye, iyi kötü bir kalıcı gelirler olursa, profesyonel bir yönetimle gitsin diye başkanım inşallah Ali İhsan Bey'le de o konuyu görüşür gitmeden. Olumlu sonuçlanırsa ne mutlu bize. Mesela eskiden 2. ligde, 3. ligde mücadele ediyoruz diye sponsor bulma konusunda zorluk yaşıyorduk ama 1. ligde sponsor
anlaşmalarımız ne kadar arttı? Mesela yine gelen sorulardan bir tanesi, biz neden sponsor bulamıyoruz? Bulan kulüpler nasıl buluyor diye Basri Arslan yazmış. Sponsor bulan kulüpler yok ya. Yani hiç kimse Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da sayayım, Trabzonspor dışında. Trabzonspor'un da başkanı muazzam destek oluyor. Yani Trabzonspor da sponsorla falan yürümüyor. Yani sponsor gelirleri, şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sponsoru kim? Koç. Her yerde Koç'la ilgili şeyler var. Yani reklam oldu ama biraz. Yani işin açıkçası Ali Koç'un kendi şirketleri. Her yerde onunla ilgili şeyler var. Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray'ın da yine Erdem Timur'un keza aynı şekilde sponsorlukla ilgili. Yani bizim sponsorlarımız söyleyeyim. Önümüzde yazan firma karşı görüşmelerle rica ederek ya buraya olur, yakışır. İşte bir bedel konuşulduğu gibi. İşte yöneticimiz burada yazıyor. Bir tane yöneticimiz. Yani hep hatır gönülle oluyor. Kimse işte Sakaryaspor'un orasında burasında benim adım yazsın. İşte ben şimdi sponsor bulacağız. Saha içi reklamları. Yöneticiler aramızda konuşuyoruz. Diyoruz ki her an 3 kişiyle sen konuş. İşte Metin 3 kişiyle sen konuş. İşte 3 kişide ben konuşayım. Arıyorum ya abi işte Sakaryaspor maçı var bu hafta. Bir tane reklam panosuna bir şey verir misin falan. Tamam Serzen seni mi kıracağım diyor. İşte sen arıyorsun. Tamam Erhan seni mi kıracağım. Metin seni mi kıracağım. Sponsorlar böyle bulunuyor. Yoksa kimse böyle sponsor olayım ben reklam vereyim falan can atmıyor. Ya yani ulusal yani dediğim gibi 3 büyükler dışında hiç öyle bir şey yok. Yani adımızın başına belki bir şey gelirdi. Onunla ilgili belki dediğim gibi hani işte X firma Sakaryaspor. O mesela en olabilir durum. Yani şu an öyle bir görüşmemiz yok da en olabilir yani en azından reklam yapabilecek. Yoksa Sakaryaspor'un işte reklam şeyi 9.000 10.000'e oynayan bir takıma öyle kimse işin açıkçası para vereyim ben adım çıksın işte reklamım olsun gibi düşünmüyor. Sadece belki takımın başına işte X firma TV264 Sakaryaspor mesela atıyorum. Öyle bir şey olursa ona sadece belki bir bütçe ayırır firmalar. Onun adı çok artık tamamen adınız onunla anıldığı için öyle olabilir. Ama onunla ilgili de şu an için bir arayışımız yok işin açıkçası. Yani o da hatır gönül olur yani. Betül, Barbie'ye sormak istiyorsun. Stadyumu sorabilirim ben. Stadyumla alakalı bir sponsor gibi olaylar. Yani çok görüştük. Yani hep biz gittik. Ya benim bu şehirde gitmediğim firma neredeyse yok. Yani 5 yıldır kapı kapı gezdim. Bu son bu yıl ve geçen yılın ortasından itibaren bıraktık artık. Yani bu şehirdeki firmaları işin açıkçası. Çünkü artık randevu bile vermiyorlar yani. İşte yıllardır isim vermeyeceğim Sakaryaspor'a destek olan bir firma var. Gittik. Yani futbolcuların işte bir haftalık yemek ücretini kadar bir para teklif etti bize. Yani yıllardır bu şehrin en büyük sanayi firmalarından biri. Artık randevu da vermiyorlar. Yani buraya kim gelirse gelsin aynı şeyleri, aynı kaderi yaşayacaktır. Ya bu nasıl oluyor? Yani işin gerçeği şöyle oluyor. Kim bu şehirde işte siyasetten olur, başka şeyden olur firmalara adı geçecek, sözü geçecek biri var. O telefon ediyor. Bu sene Sakaryaspor'un ihtiyacı var sana. Buraya bu para ödenecek, sponsorluk verilecek diyor. O da tamam başkanım diyor. Ya da işte tamam işte neyse isim vermeyeyim şimdi. Hep bir yerlere çekecekler çünkü. O şekilde sponsorluk bulunuyor yani. Stat ismi de çok görüştük, çok istedik. Olsun Sakaryaspor'un stadının başında bir şey olsun ki Sakaryaspor bir gelir gelsin ama hiçbir olumlu şey yaşamadık şimdiye kadar. Yine aslında gelen sorulardan gitmek istiyorum. Yani çok fazla yorum da olduğu için sormak istiyorum. Mesela Tuncay Şanlı'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tuncay Şanlı ile ilgili çok fazla soru var. Hani olumlu ve olumsuz. O da yine sıkıntılı bir süreçte elini taşın altına koydu. Sizin Sercan Damar olarak Tuncay Şanlı yorumunuz nedir? Vallahi işte yayından önce sizle de görüştük. Yani sen Tuncay Şanlı'yı izleyerek büyümüşsün. Ben de aşağı yukarı yaşadım Tuncay'la, Tuncay Hoca'yla. Şimdi Tuncay Şanlı Türk futbolunda tartışılacak bir isim değil. Hocalığıyla ilgili herkes bir şeyler söyleyebilir. Arda bugün Eyüpspor'da çatır çatır gidiyor. İşte
Yani çok çok örnekleri var bunun. Şimdi ben Tuncay Hoca'nın çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çok da başarılı, müthiş de bir ekibi var. Çok da başarılı olacağına inanıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey. Şimdi futbol kalitesinden bahsedelim. Yani şimdi Tuncay Şanlı Premier Lig'de oynamış, Bundesliga'da oynamış, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en başarılı dönemlerinde kimlerle oynamış bir futbolcu. Şimdi bizi ikinci ligde şampiyon yapan hoca, şimdi de bu ligde mücadele ediyor. Şimdi şu da önemli, lig kalitesi de, yani ligdeki futbolcuların kalitesi de önemli. Şimdi Tuncay Şanlı, yani benim gördüğüm kadarıyla yani staj dönemi falan geçirmiyor. Yani Tuncay Şanlı 10 yıllık teknik direktör gibi davranıyor. Hal tavrı, işte futbolcularla olan diyaloğu. Ki bir kere Tuncay Şanlı adı var. Yani futbolcuların bir yaklaşımı var ona karşı. Yani ismi bile disipline ediyor ortamı Tuncay'ın. İyi de gidiyor. Yani dediğiniz gibi o kadar zor dönemde elini taşın altına koydu ki Tuncay. Yani gerçekten bir kriz yaşıyorduk. Tuncay Hoca, Cumhur abi beraberdik işte, aradı. Abi ne demek dedi ya. Yani Sakaryaspor'la ben Tuncay işte ben şahidim. Para konuşacağız mı? Abi dedi, biz Sakaryaspor'la para konuşma defterini dedi. Yani 20 sene önce kapattık. Yani adam Sakaryasporlu yani. Yani. O ekiple gelmiş. Türkiye'de bir kere Tuncay Şanlı olduğumuz zaman dedi, yine şeyden önce konuştuk. Dün Tuncay Şanlı maçtan sonra bir iki bir şey söyleseydi muhtemelen her yerde manşet olacaktık. Ama tabii o da ortama daha fazla germek istemedi. Zaten çok mutsuzlardı çıktıktan sonra. Yani herhalde o da ne söyleyeceğini de düşünmüştür. Yanlış yerlere çekilir diye konuşmak istemedi herhalde dün. Ama Tuncay Şanlı ne dese bu ülkede zaten yazılıyor, çiziliyor. O zaman bir Tuncay Şanlı sorusu sormak istiyorum. Evet. Ben yine olayların içerisinde olduğum için geri geldiği zaman bu yorumu yapıyorum ama siz de son şampiyonlukta aktif olarak futbol şubedeydiniz, evet. o süreçte. Sanki bu şampiyonluk kazanılmadı da Tuncay Şanlı tarafından, hak edilmedi de, ona bir altın tepsiyle al, hani şampiyon sen yap bu takımı denildi. O süreç aslında, hani ben her seferinde söylüyorum, küçük bir parantezi açıklamamı yapayım. Aslında oyun da gidiyordu, şampiyonluk da gidiyordu, problem vardı. Evet, Trabzon'da o galibiyet bizi neredeyse şampiyon yapmıştı ama ondan sonra aldığımız istikrarsız sonuçlar yine rakibi ortak etmişti. 2 puanı, 3 puanı dayanmıştı ve Tuncay Şanlı'nın gelmesiyle birlikte o 5-6 maçı hem oynanan oyun hem algı yönetimiyle çok rahat bir şekilde geçtik. Ben bir de olayların direkt olarak içinde olan sizden o süreçteki şampiyonluğu dinlemek istiyorum. Şimdi Erhan, yani sen de çok içindeydin o zaman. Ben de kulübedeydim, yani birebir her şeye şahidim. Şimdi Ercüment Hoca'yı kesinlikle hakkını yememek lazım. Çok güzel bir dönem geçirdi ama futbolda şöyle bir şey var, yani kırılma anları var. İşte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin 10 puan geriden gelip şampiyon olduğu, geçen sene Eyüp'ün gene 10 puan öndeyken playoff oynayamamaya kadar düşmesi. Yani biz şuna emindim ben. Yani hep beraber yönetim kurulu olarak, hatta beraber içimizdeki. Yani gidiyor iş. Yani iş gidiyor. Fikstür kolay ama artık dağılmıştık. Yani takımda bir ince ince bir gruplaşmalar başlamıştı. Yani şimdi futbol hissedersin. Futbolcu bunu söylemez ama hani hocayla olmuyor. Bunu hissedersin yani baktığın zaman. Belki aralarında çok bunu dillendiremiyorlar çekindikleri için yönetimden. Ama ister istemez şampiyonluk gidiyor psikolojisine bürünmüştü artık. Kaptanlarla falan konuşuyoruz biz. Yani hepsi böyle kenara çekip hani dedikodu yapıyormuş gibi olmamak için. Ya Sercan abi gidiyor. Yani elimizin içinde şampiyonluk gidiyor. Şimdi herkesin söylediği şu, zaten kolay fikstürdü, zaten şampiyon olmuş. Öyle bir şey yok. O sezon Tuncay Şanlı hareketini yapmasaydı Cumhur Genç, biz şampiyon olamazdık. Buradan da aslında birilerine bir şeylerin ikram edildiği değil de bir şeylerin kazanıldığı ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Tercihlerden konuşacaksak, sezon başına Taner Taşkın'la yola devam edildi. Belki geçen sezon
Taner Hoca ile çok müthiş bir ivme yakaladık. Hatta o bizi potaya sokan hamlelerden biriydi ama devre arasının, düzeltiyorum, sezon başında ve ilk 4 hafta galiba, 4 hafta bambaşka bir Sakaryaspor izledik. Aslında Tuncay Şanlı'nın gelişiyle biraz daha şampiyonluk iddiamız ortaya çıktı ama niye böyle oldu? Özellikle geçen sezona göre daha iyi bir kadro kağıt üzerine olmasına rağmen. Şöyle, ilk bu sezonun ilk başı demeyelim. Geçen sezonun son 4-5 haftası da aslında öyleydi. Biz iyi futbol oynamıyorduk geçen senenin 4-5 haftası da. Fakat şöyle bir şey var. Yani takımı tanıyor Taner Taşkın. İyi yaptığı dönemi gördük. Yani bizden önce işte çok iyi futbol oynatıyordu. Ben Keçiören deplasmanı hatırlıyorum, bir tane gittiğimiz. Böyle orta sahayı geçemediğimiz bir maç hatırlıyorum ve bizim bütçemizin yarı bütçesiyle Taner Hoca bunu yapmıştı. Yani Taner Hoca ile geçen senenin son 4 haftası da, son 4-5 haftası da işin açıkçası biz iyi futbol oynamadık. Ama takımı tanıyor olması, işte bizden biri oldu artık. Yani İşin açıkçası çok da samimi bir adam. Hani o da Sakaryasporlu olduğunu hissettirdi. Ama sezon başlar başlamaz gene kötü futbolla başladık. O da artık aidiyetini kaybetmeye başladı. Motivasyonunu kaybetmeye başladı. Artık dağıldı. Yani işte basın açıklamaları falan artık. Yani takımı suçlamaya başladı artık. Yani futbol dedim ya, yani işin %60'ı psikoloji yani. Taner Hoca'nın da psikolojisi gitti. Öyle olunca hoca değişikliği yapmaya karar verdik. Yani Sakaryaspor'a ayrıldıktan sonra da bir ilginç bir röportaj da var. Yani istediğim oyuncular alınmadı minvalinde. Hatta ben yerli bir forvet istedim. Onlar Dino'yu aldı gibi bir açıklaması da var. Şimdi biz zaten hiçbir zaman... Orada acaba transferde mi ters düşüyor? Yok, biz zaten hiçbir zaman hocaya göre transfer yapmadık yani. Tecrübe ettik daha önce biz. Hocanın istediği futbolcuları alınca başımıza neler geldiğini. Biz hocaya sadece seçenek sunarız. Bunlar var. Bunların içinden hangisini faydalı görüyorsun? Ya da özellikle kişisel problemin olduğu biri var mı bunların içinde gibi? Sadece onları sorarız. Biz hocaya göre zaten transfer yapmıyoruz. Yani şu 5 seneye bakarsanız ya playoff'ta finalde kaybetmişizdir ya şampiyon olmuşuzdur. Yani hep oralardayız. Ya bu da tercihlerimizin doğru olduğunu gösteriyor işin açıkçası. Metin, senden de sormak istediğin soruları alalım, artık son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Ben şunu söyleyeceğim. Sadece kaybedilen sadece 2 tane maç var. Onun öncesinde müthiş bir seri var. Kupadaki maçla birlikte 12 maç yenilmeyen bir Sakaryaspor. İşte Tuncay Hoca'nın bazen kısıtlı olsa da yedek kulübesinden oyuna soktuğu oyuncular. Biz hep bu stüdyoda çok iyi tercihler olduğunu konuştuk. Çünkü giren oyuncular genelde o reaksiyonu gösterdiler. Tam eleştirdiğimiz yerler de oldu. İkinci yarıda takımın biraz daha tutuk başlamasından vesaire, bunları da eleştirdik ama yani kolay bir seri değildi 12 maç yenilmeme, hele birinci ligde yani. Evet. Bu ligde öyle seriler çok kolay yakalanamayan seriler. Bozulur mu? Tabii ki bozulacak. Bir gün zaten bozulacaktı. Yani o anlamda bir yangın özellikle sosyal medyada, taraftarlarda çok doğru bulmuyorum. Sonrasında hocaya gelen eleştiriler. Tamam, iki maç kaybedildi. Zaten bu maçın faturasını oyunculara ya da hocaya kesmek çok anlamsız zaten. Ortada hakem gerçeği vardı. Yani o yangını biraz söndürmeleri gerekiyor bence. Hem cami adına hem kendileri adına da böyle o inancı, direnci kırmamaları gerekiyor. Onun dışında transferde de siz çok doğru konuştunuz. Zaten devre arasında yapılacak transferler hep nokta atışı olmalıdır ki patlama olmasın. Yani o yanılma olmasın. Zaten Raşat Muhammed transferi ortada. Evet. Tamamen oyuncuyu ilgilendiren bir mevzu belki de. Bilal dediğiniz gibi riskli. Zaten herhangi bir ödeme de yapmamışsınız. Evet. O anlamda biraz o taraftarın olumsuz düşüncelerden soyutlanmasını gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Sizin eklemek istediğiniz bir şey Şimdi var mı? Şimdi puan tablosuna hemen kısaca söyleyeyim. Geçen yıl 19. Hatta hafta... Hatta isteyelim arkadaşlardan puan tablosunu. Geçen yıl 19. hafta 28 puandaymışız. Şampiyonluğu son 3 haftada verdik geçen sene. Yani bir ara... Rize'de kazansak. Evet. Yani bir ara göz göze bakıp oluyor galiba diyorduk yani. Şimdi 32 puandayız aynı haftada. Yani kaybedilmiş hiçbir şey yok. Şimdi Göztepe ne yaptı bilmiyorum bu akşam ama. Hemen bakayım, siz konuşun. 4 sonra. Puan var şu an direkt çıkan takımla aramızda. Yani 3 puanla ligde hiçbir şey değil. Yani ilk yarı yakaladığımız seriyi yakalasak şampiyon tabii, yani. Tabii.
şampiyon bile bitirebiliriz yani. İlk 6 haftayı düşündüğümüzde bambaşka bir yerdeydik zaten. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 11'lere tabii 11'lerin aşağısına düşmüştük artık ki. Sonrasında toparlayan oyuncular yine bu oyuncular. Toparlayan hoca da yine Tuncay Hoca ekibi de Tuncay Hoca'nın ekibi. O yüzden çok o yangının gerek olmadığını düşünüyorum. Göztepe bu arada kazanmış. Puanını 38 yaptı. Şu an ekrandaki VTR ne yazık ki güncel değil. Ama 6 puan var şu an Göztepe ile aramızda. Yani direkt çıkacak takımlar. Ki ben Eyüp'ün çok maç kaybedeceğini düşünüyorum. Siz de aynı fikirdiniz. Evet, Eyüp'ün çok maç. Yani ben, o alıştırdılar. Evet, Eyüp değil bizim rakibimiz yani. Biz Göztepe Kocaeli beraber kim şampiyon olacak diye son haftalarda gene herkes hesap kitap yapacak muhtemelen. Yani benim korkum Eyüp'ün kaybetmemesi. Yani Eyüp oralarda bir kaybetse böyle bir ben şuna bile razıyım. Kocaeli Göztepe çıksın. Biz playoff'a gidelim. Yani bu üç takımın zaten yukarıyı hak ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir futbol sever olarak bunu söylüyorum. Yani bir Sakaryaspor taraftarı, basın mensubu olarak değil. Ama yine bu ligin de nasıl bir lig olduğunu biz aslında geçen sezon da onu konuşuyorduk. Evet. Rize maçını kazansak çok daha farklı şeyleri konuşuyor. Hatta o zannediyorum göz göze geldiğimiz maç Dimitrov'un gol attığı maçtı. Aynen. Yani attı acaba mı dedik. Acaba. Ne oluyor? Aynen. Sonra maç döndü ama orada biz kazansak Rize yerine Sakaryaspor'la Samsun şu an Süper Lig'de mücadele ediyordu. Ya bu ligde seri yapmak çok zor. Çok zor. Ve bu ligde yani hangi takım yapıyorsa yapsın yani 6 ay bile bir 4-5 hafta bir galibiyet serisi yapsın playoff hattına zaten yaklaşıyor. Evet. Çünkü makas çok açılmadı. Çok açılmıyor. Yani düşmemeye oynayan şu an Şanlıurfa Spor 19 puanda. Evet. Yani Bandırma Spor hemen 1 puan gerisine playoff hattının 30 puanda. Yani 11 puan var. Yani böyle bir futbol gerçeği var. Zaten bu bilinçle de hareket ediyorsunuz. Şimdi önümüzde mesela Göztepe karşısında 4-1 mağlup olmuş Ümraniye Spor. Şimdi Ümraniye Spor evinde Sakarya Spor'u konuk edecek. Bu da zor bir karşılaşma olacak. Sizden böyle kısa bir bu maçın yorumunu alayım. Sonra kapanışa geçeceğiz. Valla şöyle söyleyeyim. Biz Eyüp maçında da kiralık oyuncularımız nedeniyle çok eksik çıkmıştık. Eyüp'ü burada eze eze yendik. Yani ne kadar eksik olursak olalım. Aynı şekilde Ümraniye'yi de orada gidip eze eze yeneceğiz inşallah. Yani Sakaryaspor bunu çok rahat yapabilecek kapasitede. Yani bugün Ümraniye Spor'un hocasını Sakaryaspor'un kadrosuna kimi istersin dese en az 7 tane topçu alır. Yani o yüzden eksiklerimize rağmen Ümraniye Spor'u yenip yani şey yapacak hiç kara bir tablo yok önümüzde. Bu takım sezon sonu Allah'ın izniyle rahat rahat şampiyon olacak. Yani savaşacağız ya. Cumhur abi dedi yani her şeye rağmen, herkese rağmen biz sonuna kadar savaşacağız. Her sene yaptığımız gibi. Bu sene fazlasını da yaparak artık son final bırakmadan önce bu takımı şampiyon yapacağız. Ondan sonra bırakacağız Allah'ın izniyle. Artık programın son bölümüne geldik. Sevgili Sercan Damar çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz, benim soramadığım ya da sizin değinemediğiniz bir konu var mıydı? Çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız sabırlı olsun. Daha çok maç var önümüzde. İnşallah Sakaryaspor bu yılın sonunda şampiyon olacak. Destek versinler, stada gelsinler. Yani federasyon izin verirse, izin verdiği kadar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Metin, sen eklemek istediğin bir durum var mı? Ümraniye Spor maçı. Tam eksikler var. İşte Cihan yok. Orta sahada bir sürü eksik var ama bu yaşanan son olaylardan sonra bence Sakaryaspor forması o stadyumdan galibiyetle çıkacaktır diye umuyorum ben. Eksiklere rağmen yani ne olacağını bir önemi daha fazla kenetleneceğiz. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur şeyi var yani. Ordu yok kurulur. Şu an orta saha yok bulunur. Önemli olan oradan galibiyete dönebilmek ve bir hafta esnettiğimiz o liderlik yarışını, zirve yarışını sürdürebilmek. Çok teşekkür ederim Sercan Damar. Bizleri kırmadınız. Çok içten konulara çok içten şekilde cevap verdiniz. Birçok Sakaryaspor taraftarının da merakının giderildiğini düşünüyorum. Yine Metin sana da teşekkür ederiz yorumların için. Bize ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Sakaryaspor Başkan Vekili Sercan Damar bizlerle birlikteydi. Bütün sorulara samimiyetle, içtenlikle cevap verdi. Bir kez daha gerek kendisine gerekse Sakaryaspor yönetimine teşekkür ederiz. Sadece bu sezon şampiyon olduk ya da olmadık gibi değerlendirmek istemiyorum. 3 sezondur başarılı bir şekilde Sakaryaspor'u bir hedefe taşıyan
bir gruptan bahsediyorum ben. O yüzden hani kişisel anlamda da ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim bu meslekte çok uzun bir geçmişim yok. 5-6 yıl olmuştur. Hep transfer, dediğiniz gibi transfer tahtası açılacak mı? Futbolcular antrenmana çıkmadı. Ödeme olacak mı? Onu alacağı ödenecek mi haberlerinden? Biz artık şampiyonluk mu kaçıyor konuşuyorsak çok daha değerli benim için. Önemli olan her zaman sürdürülebilir bir Sakaryaspor'dur. Düşüncenize katılıyorum. Evet, bir futbolcu almak için alınmamalı. Evet, bu sezon alalım, zaten biz önümüzdeki sezon devam etmeyi düşünmüyoruz düşüncesi çok doğru. Geride kalana da bunları da çok yaşadınız. Geride kalan ya da gelecek yönetimin de elini kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz ama nacizane fikri olarak da bu takımın en az bir 2-3 isme ihtiyacı var. Bunu da belirteyim. Çok teşekkürler. Bizlere ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.